Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Akif Toplu. Bu videomuzda 3D Max 2018'in yeni özelliklerinden biri olan menü kısımları ile ilgili konuşacağız. Bunlar hangi şekilde işimize yarayacak? Yeni eklenen özelliğin artıları ne? Eksileri var mı? Onların üzerinde size bilgi vermeye çalışacağım. Şu şekilde hemen eğitime başlıyorum. Öncelikle perspektif ekranımı tam ekran yapıp Alt W ile büyütüyorum. Buradan sonra üst sekmelere giriyorum. File, Edit, Tools vesaire. Bunların üzerinde bir gezinme yapıyorum. Dikkat ederseniz her ismin altında, her sekmenin altında alt alta iki nokta olan bir çizgi var. Bu şu anlama geliyor. Tutup koparılabilen menüler anlamına geliyor. Yani ben çalışma ekranımdayken her seferinde örneğin buraya bir tane box çizdiğimde box'ımı oluşturdum. Her seferinde sekmeler üzerinde gezmemden ziyade yapmam gereken şu olacak. Örnek olarak Tools'a tıklıyorum ve hemen altındaki bakın çizgileri, noktaları tıkladığım zaman menü buradan ayrıldı. Bu menüyü tutup çalışma ekranına sürükleyebiliyorum ve daha hızlı bir şekilde sekmelerime ulaşabiliyorum. Her seferinde Tools menüsüne girip buradan tıklamak yerine bunu çalışma ekranında en çok kullandığım yere alabilirim. Aynı şekilde bunu alt sekmelerde de yapabiliyorum. Bakın buraya tıkladığım zaman alt sekmeyi de buradan ayırmış olabiliyorum. Bunu bize izin vermiş olduğu bütün özelliklerde yapabiliyoruz. Yani bize hangi sekmelerde izin verdiyse o sekmelerde kullanabiliyoruz bu özellikleri. Mesela standart primitivler aynı şekilde, extendedler aynı şekilde. Yani burada bu iki nokta çizgiyi gördünüz. Her menü üzerine bir kere tıklamanızla birlikte sekmeden ayrılacak. Ve ismi yazan kısmı tutup çektiğinizde beyaz kısımdan tutup çektiğinizde bu şekilde sürükleyebileceksiniz. Ve aynısını alt sekmelere de uygulayabileceksiniz. Bu özellik farklı programdan gelen bir özellik. Maya programında olan bir özellikti. Bunu 3D Max 2018'le birlikte artık biz de kullanabilecek hale geliyoruz. Çok kullanışlı bir özellik. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Menüyle ilgili eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.